Sevgili seyirciler, Kitapla Spor'a hoş geldiniz. Bu hafta yine seveceğinizi umduğumuz bir programla karşınızdayız. Doktor Alper Gencer konuğumuz ve Fenerbahçelileri daha yakından ilgilendirebilecek Brezilyalı Kanarya adlı bir kitabı var. Elbette ki kitap Alex'le ilgili, kapağından da gördüğünüz gibi. Alex'in gidişi epeyce sorunlu olmuştu. Yakınlarda da Türkiye'ye geldi. Adeta bir yoklama yaptı galiba, jübile olabilir mi, evet, falan diye. Evet. Sanıyorum ki Aziz Yıldırım kulübün başında olduğu sürece böyle bir şey olamaz gibi bir sonuca varıp geri dönmek zorunda kaldı. Ama ona olan Fenerbahçelilerin sevgisi de hiç eksilmeden sürüyor. Belki günün birinde böyle bir jübile, belki de takımın teknik direktörlüğü gibi bir konumda tekrar kavuşmak birlikte olabilir. Birlik mümkün olabilir. Fenerbahçe taraftarları onu bir sevgili olarak görüyorlar. Sevgili Alper Gencer, Doktor Alper Gencer, ben hakkınızda çok şey öğrendim ama izleyicilerimiz henüz bilmiyor. O yüzden şöyle programımıza gelen konuğumuz ne kadar ünlü olursa olsun girişte bir kendini tanıtıyor. Onu yapar mısınız lütfen başlangıç olarak? Tabii, tabii. Evvela konuk etmiş olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah, zevkli. Nereden başlamak lazım insanın kendini tanıtmasına, onu da pek bilmiyorum ama... Öyle bir sorun da vardır, doğru. Doğru. Hekimim ben. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu bir hekimim. Pratisyen hekimim. Acil servis doktorluğu yapıyorum ama ta lise yıllarımdan bu zamana değin edebiyatta da ilişkiliyim. 2005 senesinde Yaşar Nabi Nair Şiir Ödülünü aldım Varlık Dergisi'nin. Ondan sonra edebiyat dergilerinde şiirler, edebiyat üzerine incelemeler, yazılar kaleme aldım. 6 kitabım var bundan evvel. 5 tanesi şiir, bir tanesi bir anlatı. İlk defa bir hikaye kitabı yazıyorum. Futbolla olan ilişkim de aslında hem edebiyatla hem de tahsilimle paralel giden bir şey. Küçük yaştan beri futbol oynuyorum. Aslında iyi de futbol oynuyordum. Burada şimdi artık futbolcu olamamanın vermiş olduğu bir rahatlıkla tevazuyu bir tarafa bırakarak söyleyebilirim. ama babam müsaade etmedi. Hani babasının top oynamasına müsaade etmeyen, okumasını isteyen o klişe profilin içerisindeyim ben de. Babam okuyacak dedi. Okuduk, üniversiteyi kazan, ne yaparsan yap. Ne edersen et. Tabii üniversiteyi kazandıktan sonra işin işten geçmiş olduğunu fark ettik. Ama futbol hayatımızın her zaman bir parçası olmaya devam etti. Sürekli olarak hem okumaya hem de maçları takip etmeye, futbolla ilgilenmeye, stadyumlarda maçları izlemeye. Ben Fenerbahçe taraftarıyım. Ama hani her tür maçı izlerim. Böyle bir fanatizmim vardır. Yani bir insanın aşık olacağı kızı seçemiyor olması gibi hangi takımı tutacağını da pek karar vermesi mümkün değil. Malum böyle başa gelen bir şeydir takım tutmak. Fenerbahçe'de bizim başımıza gelen bir takım. Sürekli olarak takip ediyorum. Benim için büyük bir zevk. Hem oynamak, hala sürekli halı saha maçları yapmaya devam ediyoruz. Malum eskiden bahçede, çimde, sokak aralarında top oynardık. Şimdi şehrin ortasında böyle bir şey pek mümkün olmadığı için halı sahalarda maç yapıyoruz. Hem oynamayı çok seviyorum, hem izlemeyi çok seviyorum. Aradan bu kadar zaman geçtikten sonra bir de yazmak nasip oldu. Brezilyalı Kanarya ortaya çıktı. Şimdi bu vesileyle de sizle beraber olduk. Küçük bir değerlendirme daha yapalım. Okulları önemsiyorum biraz, yani ilkokulu şurada, ortaokulu burada, çünkü izleyicilerimiz arasında tamam, bizimle aynı okuldanmış falan diyenler çıkıyor. Peki. Boşluk oluyor. Onu da boşluk bırakmadan tamamlarsanız sevinirim. O zaman biraz daha biyografik gireyim. Lütfen. 80 senesinde Van'da doğdum. Sokağa çıkma yasağında, Eylül'de, ihtilalde. İlkokulu ve ortaokulu Van'da okudum. Van Gölü Anadolu Lisesi'nde. Van Atatürk İlkokulu'nda ve Van Gölü Anadolu Lisesi'nde okudum. Daha sonra Bornova Anadolu Lisesi'ne geçiş yaptım İzmir'e. Oradan mezun olduktan sonra da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni kazandım. Oradan da mezun olduktan sonra bir iki senelik bir Trakya Üniversitesi'nde beyin cerrahisi uzmanlığı yaptım. Ama Edirne ile pek anlaşamadık diyelim. Eşimle beraber, o da orada mimarlık yapıyordu. Beraber bırakıp Edirne'yi tekrar İstanbul'a geri döndük. O zamandan beri İstanbul'da acil servis hekimliği, özel bir hastanede acil servis hekimliği. Cerrahpaşa'da Salih hocamızla birlikte oldunuz mu pekmezci?
ben birebir birlikte olmadım ama tanırım kendisini. Evet. Yakın dostumdur da Ahmet evet. abi ne o kadar Cerrahpaşa geçti beni niye almadın demesin diye söylemiş olayım dedi. Peki hocam gelelim kitaba şimdi. Böyle bir kitap yazma düşüncesi nasıl ortaya çıktı ama ben biraz da programın formatını anlatayım. Mümkün olduğu kadar biz kitabın etrafında dolaşmaya çalışıyoruz. Ne demek kitabın etrafında dolaşmak? İşte nereden aklınıza düştü, yazım sürecinde neler oldu, basılma sürecinde neler oldu, yayınlandıktan sonra neler oldu. Evet. Bunlardan sonra zamanımız kaldığında içinden de şu bölümü aktaralım diye gidiyoruz. O düşünce içinde lütfen yanıtınızı verin. Böyle bir kitap yazma düşüncesi nereden ilk aklınıza düştü ve nasıl başladı? Elbette. Şimdi aslında benim şiirleri kaleme aldığım içgüdü ile bunu kaleme aldığım içgüdü arasında pek bir fark yok. Hayatın kendisi malum önümüzde akıp gidiyor ve bazı şeyler sizi kendi içine çeşitli duygularla çekiyor. Yani bazı şeylere çok daha fazla büyük bir coşku ile dahil oluyorsunuz. Bazı şeyleri daha çok seviyorsunuz, bazı şeylere çok öfkeleniyorsunuz. Yazmak da aslında insanın böyle bir vesikası, kendi kaydını tutmuş olduğu bir güncesi, kendisine bir aynadan bakması gibi bir durum. Kendisini tanıması için de bir vesile, onun dışında kendi kaydını oluşturması için de bir vesile. Futbol bu kadar hayatımın merkezinde bir şeyken zaten yazmış olduğum şeylerin arasında futbolun olmaması çok mümkün değildi zaten. Benim mesela futbolla ilgili şiirim de vardır. Malum bir Fenerbahçe, özür diliyorum, Galatasaray Beşiktaş maçında Semih'in daha çok yakın bir zamanda kornere giden topu işte benden çıktı hocam, şey, avut veren hakemi uyarması üzerine aferin lan Semih diye bir şey yazmıştım, şiir yazmıştım. Kitap da onunla aynı şeyle çıktı. Yani bir kadını seversiniz, onun İşte gözünden, işte mimiklerinden, halinden, ahvalinden bahsedersiniz. İşte futbol da sizin sevdiğiniz bir şeyse, işte o toptan, o topun yuvarlanışından, işte o topa vuruş, futbolcunun o topa vuruşundan, vuran futbolcudan, sahadan, seyirciden, hakemden, spikerden, hepsinden bahsedersiniz. Aslında bir Alex kitabı gibi görünüyor Brezilyalı Kanarya ama aslında bir Alex kitabı değil, bir futbol kitabı. Aslında topun hikayesi. Kitabın içerisinde de var. Futbol tarihinde değişmeyen tek şey topun şeklidir malum. Her şey değişiyor. Her bir takım şeyler değişiyor ama Asya Hunlarından bu zamana 5000 senedir oynanan bir oyundan bahsediyoruz aslında. Bu kadar eski bir oyun. İnsanın kadim bir dostu aslında futbol. Futbolu İngilizler icat etmiş derler ama halbuki İngilizler futbolun kurallarını sadece tek tipleştirmişlerdir. Asya Hunlarından iki tane mızrağın yere saplanıp ketenden, deriden yapılan bir topun ayakla oynanmasından bu zamana çeşitli kurallar, kural değişiklikleriyle günümüze kadar gelmiş ve sonunda da malum şu an oynamış olduğu ortak kurallarla oynanan futbolu oluşturmuştur. Ama benim ilgimi çeken şey, futbolla ilgili olan şey, herkesin bu kadar aynı tarafa, aynı yöne bakarak, yani tek bir topu izleyerek bir arada olabiliyor olmasının sırrı. Yani bu büyük ibadethanelerin bile aslında harcı değildir. Yani son Dünya Kupası turnuvasını izleyen seyirci televizyonlarından olsun, stadyumlara gidip izleyenler olsun. Bu kadar insanı aynı amaç uğruna bir araya getirebilen başka hiçbir şey yok aslında. Dünyada 3 milyar olarak hesaplanıyor aşağı yukarı. Evet. İşte futbolla ilgilenen insan sayısı ki başka hiçbir şeyin etrafında bu kadar yoğun şekilde birleşilmiyor. Evet, yani bu çok ilginç aslında. Hani baktığınız zaman biraz insanı hayrete gark edebilecek bir şey. Bu hayretin kendisi zaten kalemi harekete geçiren bir şey. Yani bir şeye karşı alışılagelmişin dışında bir tepki vermeye başladığınız anda ona duygulanım kazanmaya başlıyorsunuz, duygu geliştirmeye başlıyorsunuz. Futbola yani yıllardır oynamış olduğum ve işte takip etmiş olduğum, seyretmiş olduğum futbola bir de bu tarafından bakmaya başladığım anda Brezilyalı Kanarya oluşmaya başladı. Kitabın tabii kahramanları olur. Yani kitapların kahramanları olur, ilham vericileri olur. Alex bu kitabın ilham vericisi. Yani çünkü benim olgunluk dönemime denk gelen, futbolla kurmuş olduğum ilişkiden de ziyade hayatta kurmuş olduğum ilişkinin de bir takım olgunluğa eriştiği zamana denk gelen ve Fenerbahçeli bir taraftar olmuş olduğum için de sevgiyle, yani topla kurmuş olduğu ilişkisine sevgiyle bakmış olduğum ve hayran olmuş olduğum bir oyuncu.
Ona kitap, ona yani Alex'in ilham vermiş olduğu bir kitap. Ama aslında dünya futboluyla ilgili hemen her şey, tarihi, futbolun tarihiyle ilgili olan birçok nüktesi, enstantanesi var. Bir 8 kişilik bir halı saha takımının profesyonel olmak isteyip de olamayan, artık halı sahada top oynamaya devam eden 8 kişilik bir halı saha takımının hikayesidir aslında Brezilyalı Kanarya. Bu 8 kişilik halı saha takımını bir araya getiren de hepsinin bir Alex hayranı olmasıdır. Yani ilhamı oradan şey yapıyor. İşte benim hayatımdan alıntı olmasının sebebi de işte profesyonel olmak isteyip de olamayan ve hala amatör top koşturan kişi benim. Yani benim hikayemin olması da biraz oradan. Anladım. Peki ikinci adıma geçelim. Buyurun. Şimdi yazma fikri oluştu. Yazma başladı. Tamam. Yazma sırasında sıkıntılar muhakkak ki, yani işte şu yöne gider, bu yöne gider. Evet. Efendim işte şunları katayım, bunları katayım mıyım? O boyutta en çok sizi yoran ne oldu? Kitapta şunlar olsun, bunlar olmasın ya da şu yönde yazayım, bu yönde yazmayayım gibi. Evet. Tam içine girdiğinizde neler oldu? Aslında kitabın kurgu ile ilgili olan, yani hikaye ile ilgili olan kısmında beni çok fazla yoran bir şey olmadı. Bu böyle biraz hakikaten biraz şairlikten de gelen bir ilhamla yürüyen bir serüven oldu benim için. Ben bunun yürüyeceğini baştan biliyordum ve yürüdü. O evet şekilde. Ama kitabın beni en fazla yoran kısmı ne oldu diye soracak olursanız. Biraz da o, evet. Kitabın aktüel bir kısmı var. Alex'in vedasını, Fenerbahçe'den ayrılmasını, takımdan ayrılmasını işleyen aktüel bir kısmı var. O kısmı beni yordu. Çünkü o kısım hani kurgunun dışarısında biraz gerçeklikle ilişkili olmuş olduğu için, kendi kurmuş olduğunuz karakterlerin haricinde bir anda işin içerisinde bütün insanların da göz önünde gerçekleşen bir hadisenin olmasından kaynaklı oldu. Güncelin tatsız boyutu denilebilecek bir şey aşağı. Kesinlikle tabii. Öyle. Yani ayrılması zaten çok burukluk bırakıcı, insanın içerisinde pek güzel duygular uyandırmayan bir şekilde oldu maalesef. Evet. Sonrası da aynı şekilde gelişti. Yani sonrasında da takımı biraz bölen, işte takım taraftarlarında bir yönetimle ilişkili bir takım ayrılıklara, gayrılıklara sebebiyet veren durumlar oluştu. Fenerbahçelilikle ilgili bir sıkıntı oluştu aslında. Yani Fenerbahçeli olmakla ilgili, yani bir Alex'i sevmekle sevmemek arasında bir ayrım yapılması çok mümkün değildir bence. Bir Fenerbahçeli olarak bunu Şükrü Saracoğlu Stad'ın, New Yorkçu Park'ın hemen yan tarafına dikilen heykelden hem Lefter'in hem Alex'in heykeli dikilmiş şu vakte kadar. İki tane büyük futbolcunun heykeli dikilmiş. Ama sanki böyle bir heykel yerinden sökülmeye çalışılıyormuş da, yani ortadan kaldırılmaya çalışılıyormuş da. Sanki bir tarih, yani bir futbolcunun atmış olduğu golleri ona geri iade edemezsiniz. Yani bir futbolcu sizin gözünüzde, sizi gönlünüzden vuracak bir futbol ile oynamışsa siz bir daha onu unutamazsınız. Yani o artık geçmiş gitmiştir. Yani o artık tarihin sağlam bir çivilerle tarihin yerini kaydına bulmuştur. Ama o kısmı işte yazarken o ayrılık ve yönetimle, Aziz Başkan'la, işte Aykut Kocaman ile, basın ile, işte o dönem şike hadiselerinin olduğu döneme tekabül ediyor. İşte o zamanla ilgili olan kısımlar beni böyle biraz yordu. Yani birilerini suçlamak gibi bir niyetim yoktu. Kitap zaten öyle bir suçlayıcı bir üsluba asla ve kat'i surette sahip değil. Şiir yazan adamın öyle bir şey yazması mümkün değil zaten. Evet, yani kitabın... Şiir yazan adam herhangi başka bir kitapta birini suçluyorsa yazdığı bütün şiirleri inkar ediyor demek ki. Kesinlikle. Yani ben olaya sadece en güzel tarafından bakmaya çalıştığına inanıyorum Brezilyalı Kanarya kitabının. Yani mesela Aziz Başkan'a da suçlayıcı bir sıkıntı durum varsa, ona da bir zeytin dalı uzatan, Aykut Kocaman da bir zeytin dalı uzatan, Alex'e de bir zeytin dalı uzatan, herkesin işte kusuru varsa onun kendi içerisinde çözülmesi gereken bir hadise olduğu, ama işte kimin ne doğru ne yanlış yapmış olduğunu da böyle bir netlikle ortaya koyan bir kitap oldu. O kısım beni bu anlamda zorladı. Doğrularla ve yanlışlarla mücadele etmiş olduğu için zorladı. Belki şöyle anlatmak daha iyi. Mesela o dönemlerde fanatik denilen taraftarlar bunun daha kolay anlaşılmasını sağlıyorlar. Ettikleri sözler. Doğru. Nedir o ettikleri sözler? Efendim Alex'i gönderen
şöyle ise ben Fenerbahçeli değilim filan gibi böyle sert söylemler oluyor. Evet. Bir ayrışma noktası orası. Hakikaten onu değerlendirirken de bir şair onu değerlendirirken tabloyu ortaya koyduğunda bakar ki herkes haklı. Evet. Taraftar baktığı yerden haklı. Evet. Efendim Aziz Bey baktığı noktadan haklı. Aykut Bey baktığı noktadan haklı. Evet. Ondan sonra geldi çıkışın içinden. Evet. Peki bir adım daha atalım ondan sonra. Kitap bitti. Yayınlanma konusunda önceden bir anlaşma ilişki var mıydı? Yoksa kitap bittikten sonra mı bir takım ilişkiler ya da çabalar söz konusu oldu? Nasıl oldu yayınlanması? Orası biraz ilginç ve bir tarafıyla da mahrem aslında. Ama anlatabildiğim kadarıyla mahrem da bunu... Mahrem olanı anlatmayın. Tabii ki. Yani aslında benim bir yayın evim vardı. Çok da sevdiğim bir abimle beraber çalışıyordum. Dergah yayınlarıyla çalışıyorduk. Ama bu kitabın özel bir şeyi oldu, hikayesi oldu benim tarafımdan. Tuti yayınları... Bir de açık söyleyeyim, onlara uymaz denilebilecek. Onların yayınları pek evet, bu tarzın dışında yayınlar. Dışındaydı. Yani ama onlar sonuçta benden gelebilecek her türlü şeye de bir takım dostluklar münasebetiyle evet derlerdi. Onunla ilgili bir çekincem yoktu ama Tuti kitapla ya da işte Nefes yayın eviyle olan ilişkimiz başka bir kız kardeşimin vesilesiyle oluşan bir şekilde gelişti. Öyle diyelim. Ve bir anda ben kendimi Tuti Kitap'ın yayın ofisinin içerisinde kitap hakkında bir büyük bir heyecanın içerisinde buldum. Yani o heyecanı da görünce yani herkes de o bu çok güzel bir kitap. Yani biz bununla beraber yol yürüyelim. İşte bu hem iyiliği hem doğruluğu hem güzelliği nasihat ediyor. Yani bizim de ortak noktamız bu zaten. Beraber olmuş olduğumuz insanlarla kurmuş olduğumuz ortak nokta bu. Öyle olunca onlardaki heyecanı da görünce bir yola çıkmaya karar verdik ve işte bir anda şu anda önümüzde duran o kitap oluşuverdi. Ondan sonra bir adım daha atalım. Yayınlanma aşamasında bu noktadan sonra herhangi bir güçlük olmadı. Yani hocam şurasında şu sorun var, şöyle yapalım, böyle yapalım gibi olmadı, yürüdü. Yok, sağ olsunlar. Buyur, onlar kitabı okudular ve yani bu beğendiler. Bu tamamdır. Bu başıyla, sonuyla, ortasıyla bizimdir. Beraber bu kitapla yol yürüyebiliriz. Bu 7'den 77'ye herkesin okuyabileceği bir kitaptır. Sadece futbol severlerin değil, futbolla ilgisi olmayan insanlar da mesela bunu okudu. Kitap yayına hazırlanmadan evvel ben hanımefendilere, beyefendilere hepsine bunu kendi çevrem hem edebiyat çevresine hem de edebiyatla hiç ilişkisi olmayan, futbolla hiç ilişkisi olmayan çevrelere de bunu verdim. Futbolla ilişkisi olmayan insanlar mesela futbol böyle bir şeymiş, böyle bir şey miymiş demeye başladılar. Hiç Galatasaraylı, Beşiktaşlı olan insanlar zaten Alex'te böyle bir şey vardır. Yani hepsini kapsayan yani kendi karakteri, kendi mizacı dolayısıyla bütün renkleri birleştiren bir taraf vardır. Yani Alex'i sevmek için diyor Bayram Hoca kitapta, size ne sarı lazım ne lacivert. Alex'i yani yağmurda futbol oynayanların üzerinde beliren bir gök kuşağından bütün o renkleri aşırmıştır Alex yani. Böyle bir şairane tarafları da var bizim kitabımızın. Yani bu birleştiricilik beni heyecanlandırdı. Yani o futbollu o 3 milyar kişiyi ekrana kilitleyen şey o birleştiricilik aslında. Yani renklerin birbirlerini itmesi değil, birleştirmesi, kutuplaştırması değil. Yani cem etmesi, aynı yere toparlayabilmesi çok kıymetli bir şey. Bunun vesilesiyle mesela sizinle tanışıyoruz. Yani hakikaten mesela sizinle tanışmış olmak bile yani bu kitabın mesela birleştirici bir unsuru haline dönüşü veriyor. Bu her yerde karşıma çıkmaya başlayınca da bu heyecan giderek büyüdü. Benim için de bu programı yapmanın en keyifli yanlarından biri o açıkçası. Her evet. insan bir dünya. Hele ki bizim memleket çok daha özel bir dünya biliyorsunuz. Evet. Her şey kolaylıkla ayrışmaya yol açabiliyor, çok. Kolaylıkla cepheleşmeye evet. yol açabiliyor. Evet. Ve bunun dışında da başka sorunlar var. Yayın öncesi konuştuk. Bir de herkes başka açılardan da kişisel olarak kendini zehirliyor adeta. Maalesef. O da şu, ille futboldan anlama derdi. Yani çok Hı-hı. derin uzman herkes. Yahu gerekli değil, hayır. Sevmek daha iyi. Hatta evet. işte onun için sevinmek, üzülmek, öfkelenmek, arkadaşlarınızla tartışmak, kızdırmak. Biz yıllarca bunu böyle yaşadık. Evet. Son yıllarda ama korkunç bir sapma meydana geldi.
Bir düşmanlık, ikinci de bu anlama hastalığı. İlle herkes futbol uzmanı. Evet. Peki futbolla ilgili en temel bilgileri söyle bana. Yani zaman zaman böyle bir tartışma çıkıyor. Evet. Mesela başlangıçtan beri top dediğiniz hiç değişmedi. Evet. Şimdi bunun bilinmesi şarttır bana göre. Yani tartışan insanlar için, böyle çok anlama derdindeki insanları. Evet. Siz etrafında bir topun çevresinin kaç santim olduğunu bilen kaç kişi gördünüz bugüne kadar? Çok pek az. Bir pek topun az. Ağırlığının ne kadar olduğunu bilen kaç kişi gördünüz? Ben hiç görmedim hemen hemen. Yok. İnanın, bunu diyelim ki yani çok büyük bilgili spor yazarı arkadaşlarımla dahi böyle bir muhabbet açıldığında evet. hemen birer ikişer kaybolurlar hepsi. Doğrudur. Hatta bir televizyon yayını sırasında söz konusu oldu da buna benzer çok temel bir bilgi. Evet. Mesela nizami bir futbol sahasının ölçülerini hemen hemen hiç kimse bilmez Türkiye'de. Evet. Ama herkes konuşur. Evet. Efendim şöyledir de böyledir de. Hatta bir yerde laf açıldığında biri abuk sabuk bir şey söyler. Mesela işte 70'e 120 değil midir falan gibi bir şey söyler. Herkes de hemen başını sallar. İyi ama sevgili arkadaşlar, yeri gelmişken söyleyeyim. Nizami bir futbol sahası dediğiniz şey o kadar çok şey bilmeyi gerektirir ki iki boyutludur. Biri uluslararası nitelikteki maçların yapılabileceği evet. sahanın eni 68'den 75'e kadar, şimdi o da 64'ten 75'e kadar, şimdi 68-105 oldu. Evet. Boyu da 100'den 110'a kadar evet. olabilir. Ama 64'ten mesela 64'e 100 de nizamidir, 75'e 110 da nizamidir. İkisinin arasında bir dünya farkı vardır neredeyse. Doğru. Ve bundan dolayı da dünya kadar geçmişte durumlar olmuştur, tartışılmıştır. Birileri sahtekarlıkla suçlanmıştır falandır filandır. Buna mukabil yerel nitelikteki maçların yapılabileceği sahaların ölçüleri daha akıl almaz şekildedir. Mesela eni 45'ten 90'a kadar olabilir. Çok şaşırtıcı. Evet. Boyu da 90'dan 120'ye kadar olabilir. Dikkat edin, iki tane 90 dedim. Evet. Kural kitabı bunun altında hemen şöyle bir not koymuş. Hiçbir durumda kare olamaz diyor. 90'a 90. 89'a 90 olacak evet, mesela evet. falan. Şimdi gördün yani bir saha ölçüsü dediğin olayda evet. dünya kadar şey bilmek gerekiyor. Doğru. Siz bunların hiçbirini bilmiyorsunuz ve öğrenmeye de niyetiniz yok. Evet. Ama nerede bir konu açılsa hemen futbolla ilgili. Abicim o öyle değil, o adam oynar mı? İşte evet. 4-4-2 değil, 3-5-2 oynamalı. Allah'ım yarabbim. Ya bu değil, bu işin aslı bu değil. Bu evet. işin aslı sevmektir, evet. ilgilenmektir. Oynamaktır. Doğru. Bunlardır. O yönde hakikaten çok ciddi bir sapma var ve bunun gibi kitaplar da çok gerekli, çok değerli. Bir yandan da daha biraz önce söylediğiniz işte yani bu işlerle fazla ilgilenmeyen insanlar da futbol meğersem neymiş diye. Evet. Onlar tabii zamanında Ali Kırca'ya kulak vermemişler. Çünkü Ali Kırca da futbol hayattır diye bir kitap yazdı. Evet. Ama tabii kimse kitap kitap okumadığından, böyle şeylere kulak asmadığından evet. kimsenin böyle şeylerden haberi yok. Peki gelelim en can alıcı noktalardan birine. Kitap çıktıktan sonra fazla bir süre olmadı açıkçası. Yani evet. çıktıktan sonra neler oldu dediğimiz şey için biraz daha beklememiz gerekiyor belki ama doğru. şu ana kadar da bir şeyler oldu. Onları da anlatır mısınız lütfen? Evet, yani olanlardan bir tanesi şu anda oluyor zaten. Size konuk oluyorum ama onun dışında gazetelerde ve çeşitli sosyal medya ortamlarında bir takım yorumlar gelmeye başladı. İşte Radikal Kitap'ta Sıra Süreyya Önder bir yazı kaleme aldı. O da birlik ve beraberliğe çağrı başlığıyla böyle bir futbol yazısı kaleme aldı. Yani o da futbolla mesafesi olan biridir. Yani futbolla çok ilgili biri değildir ama. Ben de zaten isim benzerlemeyi diye okudum yazıyı açıkçası. Evet, evet doğru doğru. Onun dışında Haşmet Babaoğlu bir küçük bir şey ona dair bir küçük bir yazı yazdı. O da futbola küsmüş olduğunu ama kim derdi ki işte futbola küsmüş olan beni tekrar bir futbolla ilgili bir kitabı yazmak zorunda bırakacak bir kitap deyip sağ olsun Brezilya Kanarya hakkında bir teveccühte bulundu. Onun dışında da çeşitli gazetelerde ve sosyal medya organlarında görüyorum ben bu şeyleri, yorumları. Sevdiğim şeyler aslında şu, kitaptan çeşitli alıntılar. Futbolun böyle bir özelliği var. Yani aforizmaları, futbolla ilgili birçok meşhur aforizmayı kendisine ait aforizmalarla beraber taşıyan bir kitap. Futbolla dair topun tekliği üzerinden bir felsefesi var. Yani insanın topun tek topun güdümüne girdiği zaman, o topun hareketini ve sezgisini çözdüğü zaman, hakikaten oyunda kaldığı zaman, oyunda olduğu zaman
Yani kendini ona böyle akıp giden bir nehre bırakır gibi bıraktığı zaman ancak kendi nirvanasına ulaşmış olduğuna dair bir felsefesi var. Onunla ilgili bir takım şeyler gördüğüm zaman ben işte biraz daha seviniyorum. Ha diyorum işte aslında benim yani yazarın da böyle okuyucusunu seçtiği yerler vardır. Hani dersin ki yani işte bu benim okuyucum. Yani yıllar evvel ben bir gazeteci abime demiştim ki siz işte yazılarınızı kaleme alırken işte bir A diyorsunuz budur, B budur. A ile B'yi topladığınız zaman da C budur diyorsunuz ve hiç yoruma hiç müsaade etmeksizin bunu ortaya koyuveriyorsunuz. Çok sert bir tavır yani. Evet yani bir tarafı da çok sert bir tavır ama bir tarafı da çok rasyonel ve objektif bir tavır. Yani subjektiflikten de uzak bir tavır. O da bana şey demişti, işte yıllardır demişti senin gibi okuyucularım olsun istiyorum demişti. Yani yazarın da okuyucusu, gazetecinin de okuyucusu veyahut da senin de istemiş olduğun bir taraf varsa eğer, yazar olarak bir okuyucu tarafından istemiş olduğun bir yan taraf varsa ben o felsefenin anlaşıldığı yerlerin paylaşılmış olmasından böyle biraz daha zevk aldım. Hocam o zaman epeyce yorulacaksın çünkü bu tür kitaplar o sözünü ettiğin boyutta yanlış anlamaya en çok uygun kitaplar. Yani evet. Sizin okurlarınızla, bu kitaptan dolayı okurlarınızla kurabileceğiniz ilişkinin %90'ı beni bir siz anladınız ama siz de yanlış anladınız şeklinde olabilir açıkçası. Çünkü vatandaşın bu tür kitaplara bakış açısı açıkçası %100 renge dayalı. Evet. İşte Alex en büyüktü, Fener en büyüktü filan gibi daha sığ bir takım yaklaşımları ön planda tutan olsun. Anlayışlar olabilir. Onlar için de birçok şey var. Zaten hani futbolun güzelliklerine ait, hiç unutulmaz futbol enstantaneleri, işte Maradona'nın eliyle atmış olduğu golden, Zidane'ın Materazzi'nin göğsüne gömdüğü kafadan, işte Cannavaro'nun bir defans oyuncusu olarak takımını İtalya'yı şampiyon yapmış olduğu andan, yani futbolun tarihine veyahut da yakın tarihine vakıf olan, işte biraz Cruyff felsefesi bilen, biraz Cruyff'le ilgili bir şeyler bilen, insanlara da çok güzel bazı şeyler var. Yani her 7'den 70'den kastı biraz yayın evindeki arkadaşlarım bu oldu bence. Ben de hakikaten kendi okuyucumu tarif ediyorum. Kendi hoşuma giden okuyucuyu tarif ediyorum ama tabii bütün okuyucular için inşallah bu bir karşılık bulacaktır diye düşünüyorum. Brezilyalı hocam kadar. O zaman ikinci bölüme Cruyff'la başlayacağız. Ben de yakalamışken Cruyff'la ilgili noktayı kaybetmek istemem ama tamam. Kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Evet, kısa bir aradan sonra tekrar buradayız. Sevgili seyirciler, Kitapla Spor sürüyor. Bu haftaki programımızda Doktor Alper Gencer'in Brezilyalı Kanarya adlı kitabını konuşuyoruz. İlk bölümümüzde kitabın yayın serüveniyle ilgili olarak konuştuk. Ama aradan dahil olan izleyicilerimiz olabilir. Onlar için bir hatırlatma yapmış olalım ve ilk bölümün sonunda da Cruyff'la ilgili noktada bırakmıştık. Onunla ilgili olarak bir anekdot ben anlatmak istiyordum. Arada doktora anlattım. Şudur, Cruyff'un futbol üzerine söylediği hem hazine değerinde hem de insanı keyifle güldüren, gülümseten pek çok sözü vardır. Onlardan biri şöyle, zor bir maçtan önce bir taktik hazırlıyor rakibi yenmek üzerine. Mutlaka kazanacaklar. Takımın teknik direktörü uzun yıllar büyük takımlarda özellikle Barcelona'da teknik direktörlük yaptı. Halen de en üst teknik direktör olarak oralarda etkisi sürer. Evet. Hazırladığım taktiğe göre diyor rakibi mutlak şekilde yeniyorduk diyor. Hiçbir şekilde kaybetmemiz söz konusu değil. Evet. Fakat sonra diyor bir daha baktım diyor oyuncuları saydım 12 kişiydik diyor. Taktik muhteşem ama 12 kişi için böyle hoş değerlendirmeleri var. Bir de tehlikeli bir şey bunu yayında söyleyeyim mi söylemeyeyim mi düşünüyorum ama eğer bizim izleyicimiz
hoşgörüyle karşılayacaktır. Evet. Maçlardan önce edilen duaları pek anlayamıyorum diyor Cruyff de. Yani bu yönde pek inançlı biri değil demek ki. Evet. Bu dualar kabul edilirse o zaman bütün maçların 2-2 bitmesi lazım diyor. Yani iki tarafında çünkü Tanrı'ya bu yoldaki yakarışları açık. Skor da 2-2 olsun, golsüz bitmesin evet. diye. Böyle hoş söz ve değerlendirmeleri var. Sizin aklınızda bir şey var mı hocam? Cruyff'le ilgili olarak ya da bir başka anekdot olarak oradan devam edelim. Ondan sonra sizin hakkınızda yazılmış olanlardan bir şeyler aktarmaya çalışacağım. Yani Cruyff'le ilgili kitapta da yine seyircilerin, izleyicilerimizin anlayışla karşılamasını umduğum bir benzetme var. Yani futbolun bir çeşit peygamberi olarak görüyorum ben Cruyff. Yani anlayış olarak. Zaten modern futbola yön veren anlayış da eğer işte son dönemde Barcelona'nın oynamış olduğu futbolla ilişkili bir şeyse, ondan evvel de Ajax'da ortaya çıkan bir total futbol anlayışıyla ortaya çıkan bir durumsa, Cruyff yani bu anlamda böyle bir futbolun böyle bir peygamberidir benim gözümde. Alex de onun bir çeşit evliyasıdır diyelim yani. Ben o şekil bir benzetme yapıyorum kitapta. O total futbol bizim aslında mahalle futbolu dediğimiz top futbolun bir benzeridir. Yani henüz hiç kimsenin sağ bek, sol bek, sağ açık, sol açık, forvet, orta saha, defansif orta, ofansif orta saha olmadan bütün herkesin beraber ileriye gidip beraber geriye koşmuş olduğu, herkesin yerini kapatmış olduğu, yeri geldiği zaman kaleye bile geçmiş olduğu zamanlardan bahsediyoruz. Aslında futbolun böyle biraz daha metalaşmamış, endüstrileşmemiş halinden. Oyun bölümünün ön planda olduğu. Oyun ve zevk bölümünün ön planda olduğu. Yani insanın hakikaten bir zevk vesilesiyle bir araya gelmiş olduğu zamanları anıştıran bir tarafı vardır Cruyff'un bende. Hep öyle bir şeyi vardır. Kitapta da çok Cruyff'le ilgili şey var. Yani, peki bir şeyi kaçırdık o arada. Bu kitabın asıl konusu olan halı sahadaki 8 kişinin kitaba bakışı nasıl oldu? İşte halı sahadaki 8 kişi bizim o Alex hayranı olmakla birleşen 8 kişi olmanın haricinde bir de Cruyff hayranılar. Yani bununla ilgili olarak da söylüyorum. Bu 8 kişinin bizim memleketle ilgili bir tarafı da var. Bir Türkiye haritası gibi diziliyorlar sahaya. Kalede bir Ermeni, Karnik. sağ bekte Trabzonlu Kürşat. Defansın göbeğinde Alevi Dersimli Hüseyin. Sol bekte Diyarbakırlı Baran. Sağ açıkta Süleymancı Hilmi. Sol açıkta Sendikacı Mahir. İleride İzmirli Çağdaş. Ulusalcı ve ortasında da İstanbullu Ali diye hiçbir şeyci. Tam bir mozaik. Yani böyle bir tarafı da var. Yani bunların tabii siyasi işte mezhepsel ve ayrımlarla ilgili tarafları yok kitapta. Sadece futbolla ilgili olan tarafları var. Yani kitap bir şeyleri kanıtmak derdinde değil. Başta konuşmuş olduğumuz gibi. Bir şeyleri yapmak, birleştirmek derdinde. Ve böyledir de zaten. Sahada hiç kimse o öyleymiş, bu böyleymiş hiç hakkının kıyısından geçirmez. Geçirmez tabii. Evet. Yani öyledir. Oyunun büyüsü bu biraz da. Senelerce top oynarsınız bir arkadaşınızla, ne olduğunu bilmezsiniz. Günün kim birinde biri der ya o şöyleymiş Allah Allah ya. Aynen. Biz top oynuyorduk sadece. Kesinlikle. Yani tam olarak bunu işaret eden tarafı var yani. Evet. Peki. Hakkınızda yazılanlara bir göz atalım. Tabii şuradan başlamak isabetli olacak. Evet. Aralık 2002'de hayatıma girmiş ve o tarihten sonra bir şekilde ve her şekilde bana dahil olmuş kişi Alper Gencer. İnançlıdır. Her anlamda bir inanca sahiptir. Her inancı yalnızca bir anlama sahiptir. Evet, evet sırrını açıkladım burada. Ve bu inançla birleştirdiği çalışkanlığının meyveleri yavaştan geri dönmeye başlamıştır ki bu yılın Yaşar Nabi Nayır Şiir Ödülü'ne layık görülmüştür. Bugün itibariyle çıkmış olan Varlık Dergisi'nde bu sonuç resmi olarak açıklanmış ve bir de röportajı yayınlanmıştır kendisinin. Yolu çok açık ve bu haliyle aslında herkese bir mesaj veriyor sanki. Ve bir de az önce alelacele uğurladığım sevilen çocuktur tarafımdan iyi evet. yolculuklar. Evet. Bunun kimin tarafından yazıldığı epeyce anlaşılabilir gibi. Ve evet. devam edelim. Buyurun. Hiçbir yerde yayınlanmamış bir Alper Gencer şiiri Ekşi Sözlük'te.
bir başyapıt, kusursuz bir şiir. Şiir Dama adlı şiirinizi aktarmış. Evet. Sevdik mi şeklimiz değişiyor kardeşim. Kurnasız boşanıyor çeşmenizden su. Çeşmemizden su. Dağılıp yokuşlara sağdırıyoruz. Suyumuzu zeminler eğip büküyor. Oyunumuz kalmıyor. Soğuk değil sırtımız. Atımızdan inerken yere çarpıyor birden. At üstünde gövdemize bindirilen hız. Sevdik mi dolanırız kendimizle habire. Yalnızlık peyda olur. Bin bir çeşit yalnızlık. Başlar dama oynamaya bizimle dünya. İstemesek de işte kurallıdır elimiz. Son taşımız yetmez çevirmeye o yari mi? O yari, evet. Şey işareti gibi evet. Biraz. O yari. Çünkü dama böyledir. Acı çekmek mecbur. Mecburi, evet. Acı çekmek mecburim, emek evet. Mecburi. Evet. Onu ben kesme işareti gibi gördüm. Aslında. Sonrasında başka şiirlerle gidiyor. Kitapla ilgili olanlar var mı? Baktınız mı? Kitapla ilgili olarak son dönem yazılan şeyler olabilir ilk sözlükten bakıyorsak eğer. Bunlar o, tabii çok seneler evvel yazılan ilk şiir kitabımın yayınlanmasıyla ortaya çıkan entry'ler diyelim. Oraya zıplamaya çalıştım ama kitapla ilgili bir şey yok. Evet. O zaman biraz geri dönelim ve sizin de onayınızı mı alır, tam öyle değil mi denir, o tip birkaç hakkınızda edilmiş sözlerden yürümeye çalışalım. Buyurun. Efendim. Şurada siyasi bir şey var, onu da atlamayalım mı? Oligarşik yargıyı ve askeri vesayeti sekteye uğratacak her hamlenin yanında olmayı iktidar yanlılığıyla açıklayanlar için geliyor. Evet, demiş şairdir diye siyasi bir boyut var. Evet. Efendim, ondan sonra epeyce uzun şiir, siyasi partiler için put kırma teknikleri diye. Evet. Bizim programda çok fazla girmememiz gereken daha uygun olabilir. Aslında siyasi olarak bunu burada açık etmek isterim madem burada konuştuk. Tabii. Benim bir siyasi görüşüm yani şu işaret edebileceğim bir siyasi görüşüm yok. Yani şu şekilde söyleyebilirim. Ben bir şekilde zulme uğrayan bütün mazlumların yanındayım. O mazlum hangi renkte olursa olsun, neye inanırsa inansın, kim olursa olsun... Ben onun zulme uğramış olduğuna kanaat getirmişsem, kendi vicdanımla artık onu bu muhasebeye tabi tutmuşsam ben onun yanındayım ve zalim kim olursa olsun, isterse kendi ailemin içerisinde olsun, isterse başka bir yerde olsun, onun da karşısındayım. Yani bu kadar kısa ve net bir siyasi görüşüm var benim. Yani şu partiden veyahut da bu partiden değilim, şucu veyahut da bucu değilim, sağcı, solcu, ortacı, öncü, arkacı. Yani bu Aziz Nesin'in meşhur sözü de bu kitapta, kitabın son bölümünün başında var. Ne sağcıyım, ne solcu, futbolcuyum, futbolcu denilen tarzdayım. Yani futbolcu değilim ama sağcı ve solcu da değilim. Sağcılara da çok güzel insanlar tanıyorum. Solculara da çok güzel insanlar tanıyorum. Bir bakıyorum ki aslında güzel olmak sağcı veyahut da solcu olmakla, ocu ya da bucu olmakla ilgili bir şey değil. Güzel olmak yani insan olmakla ilgili bir şey. O konularda da ama bizim sağlam fikirlere ulaştığımız, yani bir takım sonuçlara vardığımızı söyleyebilmek pek kolay değil. Evet. Daha çok biliyorsunuz kategorize etmek. Ne diyorsun kardeşim işte sen şusun falan filan gibi yaklaşımlar daha ön planda sanıyorum. Doğru. Bunun da daha derin bir temeli var. Toplum ne Rönesans'tan geçmiş ne de fikir denilen şeyi tanımış. Doğru. Yani bugüne kadar Batı'nın yaşadığı bütün süreçler ıskalanmış. Ondan sonra 20. 21. yüzyılda bunları altüst oluş şeklinde yaşıyoruz. Evet. Ondan sonra da bir yığın kavram kargaşası, kafa karışıklığı ve bunun getirdiği anlayış kıtlığı, suçlama kolaylığı filan şeklinde yaşamaya gayret ediyoruz daha çok. Doğru. Az evvel bahsetmiş olduğunuz o futboldan anlamak meselesiyle aslında çok benzer bir durum. Benzeşiyor. Tabii. Yani... Oralarda biraz da onu anlatmaya çalışıyorum. Ben onu çok yaşadığımdan çok içimde. Mesela özellikle yurt dışı maçlarda milli takımın ya da kulüp takımlarımızın öteki arkadaşlarım kaçar yorumcu Allah için. Hepsi hemen tüyerler çünkü çok azap verici bir ilişkidir o. Evet. Ben birden ortalarında kalırım. Bir yığın gurbetçi taraftar beni çevirir. Ahmet abi işte
Ya hoca işte onu oynatsaydı da bunu oynatması falan yani evet. Anlama ille bu. Evet. Yahut işte dediğim gibi 3-5-2 değil de 4-4-2 oynasaydı. Evet. Ben de bunları sabırla dinleyebildiğim kadar dinlerim. Ondan sonra arkadaşlar bitti mi? Bitmez tabii, mümkün değil. Sizin söyledikleriniz doğruysa bizim hoca deli demektir. Yani evet. Çünkü bu kadar basit şeyleri yapıp da maçı kazanmak varken ve evet. bundan da en büyük faydayı kendisi sağlayabilecekken evet. onu yapmıyor ve neredeyse isteyerek kaybediyor. Siz evet. bunları konuşun diye. Hı. Ya Ahmet abi peki hiç konuşmayalım mı biz? Ya evet. kardeşim konuşun da evet. bu tür deli saçması olayın kendisiyle hiç alakası olmayan evet. o oynar mıydı? Senin fikir sandığın şey hocanın kafasından 100.000 kere geçiyor. Doğru. Öyle mi yapayım, böyle mi yapayım diye sonunda birine karar veriyor. Sen de karar vermediği bütün öteki boyutlara, öteki olasılıklara vurgu yaparak burada beni kemiriyorsun. Doğru. Kim o zaman birkaç kişi doğru söylüyorsun Ahmet abi falan deyip yavaş yavaş ortam yumuşuyor. O şekilde ayrışıyoruz. Evet. Ama bu anlama meselesi hakikaten çok ciddi bir hastalık. Evet. Yani bu teknik meselelerin biraz daha ön plana çıkıp sizin bahsetmiş olduğunuz gibi hani tırnak içerisinde sevmekle ilgili olan kısmın arka planda kalması sorun yaratıyor. Şimdi bu Pele ile ilgili olarak kitapta bir bölüm var mesela. Mesela Nijerya ile Biafra arasındaki savaşı sırf Pele'yi izlemek için durdurmuşlar. 2 gün ateşkes ilan edilmiş. Pele gelecek, Pele top oynayacak diye. Yani savaş durduran bir şey sevmek. Yani sevmek hasıl olduğu zaman... Bir dişi sahilinin savaşında evet, falan da var. Evet. Mesela kural ihlal eden bir şey de sevmek. Yine Pele ile ilgili kitapta da var. Kırmızı kart görüyor maçın birinde. Ve seyirci infial yaratıyor ya. Biz Pele'yi izlemeye geldik. Siz nasıl kırmızı kart gösteriyorsunuz Pele'ye diyor. 15 dakika sonra Pele artık o infialden dolayı maça tekrar giriyor. Ve hakem oynamaya devam ediyor. Ve hakem hakkında da herhangi bir ceza işlem uygulanmıyor. Yani sevmek hasıl olduğu zaman kurallar bile ortadan kalkıveriyor. Çünkü amaç sevmek. Yani onu zevkle, severek izleyebilmek mesele. Yani o yarış onun bir cilvesi. Birinin diğerini yenmesi bir cilvesi. Ama hani kurallar hani o zevki bütün etmek için var. O seyirin zevkini cem etmek için var. Başka ama türlü kaos olur. Biz ama şimdi artık sanki o seyirden, o zevkten, o güzellikten, o sevmekten geçtik. Kuralları, teknikleri, artıları, eksileri, şunları bunları yani bir şeyleri tartışmayı ya çabalıyormuşuz gibi geliyor. Yani Alex meselesinde de öyle değil midir? Yani Alex şimdi 8 sene boyunca Fenerbahçe'de top oynadı. Şimdi bazıları Alex'i sevmiyorum diyor. Nasıl olabilir böyle bir şey? Mümkün mü? Yani 8 sene boyunca top oynadın. Yani oynadın. Yani sen bunu izledin, zevkle izledin. Bazıları sevmemiş olabilir. Futbolunu da beğenmemiş olabilir. O ayrı bir mesele. Ama onun tarihini ortadan kaldırmaya çalışmak ne kadar büyük bir patolojik bir şey. Evet, özellikle bunu kamuoyunun önünde yüksek sesle söylemeye çalışmak. Evet. Galiba ben işte bu kadar sevilecek bir adamı sevmeyebilirim de. Yani böyle bir özelliğim var benim gibi evet. bir kabadayılık oluyor. Çünkü Alex'in kimseye kendisini zorla sevdirecek bir çabası falan olmadı. Yok. Ürününü yaptığı işi ortaya koydu. Herkesin sevgisini saygısını kazandı. Doğru. Ve bu çok anlaşılabilir bir durum. Buna doğru. ille hayır ben Alex'i de sevmiyorum, şunu da sevmiyorum demek biraz evet. patolojik bir durum açıkçası. Evet. Ve bizde bu çok yaygın. Yani ille böyle genel toplumsal kabul görmüş, sevilen yahut beğenilen bir takım insanlara, durumlara, kurumlara hayır ben ondan sevmiyorum, hoşlanmıyorum yahut işte ve bir dayanak göstermeden bunu ille o andaki bir ateş etme gibi ortaya evet. koymak can sıkıcı. Yoksa ortaya koyar der ki işte şundan bana ters gelen taraflar var. Bunlardan dolayı da müsaade edin de ben de sevmeyeyim der. Bu anlaşılabilir bir şey. Aynen. Ama ateş eder gibi genellikle. Hayır ben sevmiyorum falan. Evet. Biraz Cem Yılmaz var ya. Onun dalga evet. geçtiği türden yani biz sevmeme şekli oluyor. Var doğru. Doğru. Evet. Sevmek daha kolay halbuki. onu epeydir unuttuk. Yine hakkınızda uzunca bir değerlendirme var. Oradan birkaç satır aktarmaya çalışalım ortalardan bir yerden. Evet. Birkaç sene önce sözlükte dolaşırken kendisinin ismine rastlamışım nasılsa. O an yazmışım telefonuma ismini ve şiir kitabı Ah'ı. Bulursam alacağım.
Alper Gencer'in Ah adlı bir şiir kitabından bahsediyor yazan kişi. Doğru. Sonra zaman zaman içine girmiş, benim telefonum bozulmuş ve bu yüzden kendisinin de kitabının da hayatımdaki mevcudiyeti sona ermiş, unutmuşum. Ama kaderde varsa bir şey gelir seni bulur ya, Alper Gencer okumak çok şükür ki varmış kaderimde. Afili Filintalardaki şiiriyle müşerref oldum bir şekilde. Öyle güzel şiirler ki tarif etmeye kalksam beceremeyeceğimi bilerek yine de şansımı denemek isterim. Samimi, sıcak, naif diyesim geliyor ama o kelimeleri sanki her önüne gelen kullanıyor. Evet, böyle bir sorun var ne yazık ki. Evet. Bende uyandırdığı hisleri o şiirlerin size aktarmak için müstesna bir şekilde çay gibi derim. Artık ötesini siz belleyin. Çay gibi şiirleri, çayın çağrıştırdığı her şeyi çağrıştırıyor. İnsan çayı nasıl seviyorsa öyle seviyor deyip övgülerini sürdürüyor. Evet. Peki, Semih şiirinden söz ettiğiniz birinci bölümde evet. Aklınızda kalan bir bölümü var mı? Okuyalım mı? Yani benim kendi şiirlerimi ezberleme konusunda ciddi problemlerim var. Güzel. Yani sıkıntılıyım. Bu sürekli dönüp dönüp kendimi okumadığım için olsa gerek. Yani şey ama hatırlayabilmem mümkün değil. Birebir hatırlayabilmem mümkün Peki. değil. Ama duygumu, yani şiiri yazarkenki duygumu net bir şekilde hatırlıyorum. Bu yani. Az rastlanır bir durum değil. Kısacık birkaç şiirinizi aktaranlar olmuş. Evet. Onlardan devam edelim. Beni gece gece hislendiren deklarasyonun ressamı. Deklarasyon bir şiirinizin adı mı? Evet, deklarasyon diye bir şiir. Ayrılık. Kalbime dokunduğun an girilen bir susta ve kavuşmak çok kanlı bir seraptır. Evet. Bölümünü aktarmış. Evet. Efendim, sonrasında deklarasyondan devam etmiş bir başkası. Evet. Gözyaşından vahalar dikeceğim ki murattır ayrılık. Kalbime dokunduğun an gerilen bir susta ve kavuşmak çok kanlı bir seraptır. Bu aşağı yukarı ötekinin aynısı. Yani evet. Ben dikkatsiz davrandım. Estağfurullah. Efendim, bu akşam Kanal 24'te Kafa Dengi programında kendisini görebilecekmişiz. Evet. Tabii bu akşam için bir evet. süre önce olmuş. Evet. Efendim, referandum sürecindeki Hilal Kaplan'la bir tartışmanızdan söz ediyor. O da evet. şu an için pek gerekli değil. Evet. Başka bir siyasi program yaparsak orada uzun uzun değerlendiririz. Sportif bir şey bulmaya çalışıyorum ama daha çok şiirlerle evet. devam ediyor. Evet. Ali oğlu Hüseyin'in başını okşuyorken Hüseyin iyisiz midir? Hüseyin, evet, iyisizdir. Ali oğlu Hüseyin başını okşuyorken, Ali güzel başını okşuyorken Hüseyin'in, dedesi mütebessim öyle uzaktan, Fatma anne yaralı bir anne ceylan, Hasan tutmuş sıkıca kardeşinin elini, sevgilim benimle birlikte ağlar mısın? Dizelerinin sahibi büyük insan, Hüseyin için ağlamayan gözler ağlamayı ne bilsin demiştir, güzel demiştir, candır. Bunlar biraz Alevilikle ilgili durumlar galiba, öyle mi? Doğrudur. Ben pek bilmem. Doğrudur. Ben pek bilmem. Evet, evet. Alevilikle ilgili değil aslında. Mezheplerden bağımsız bir inançla ilgili. Yani bir güzelliği temsilen olan şeyler. Yani Hüseyin'i hiç tanımayan bir insanın da anlayabileceği şeyler aslında. Bir Hristiyan mitolojisinde de aynı duyguları hissedebilirsiniz. Bir Musevi mitolojisinde de bunu hissedebilirsiniz. Yani sizi iyiye, doğruya, güzele, sevgiye, merhamete, adalete sürecek bir herhangi bir temsil aslında o duygunun vesilesidir sadece, o duyguların vesilesidir. Ona hiçbir şey inanmayarak dolaşabilirsiniz. Yani bu benim kendi görüşüm, kendi şeyim. Onun için hani bir şeyin, bir mezhebi, bir durumu işaret eden şiirler olmaktan çok sadece benim hayatımın içerisinde olan enstrümanlar oldukları için o şekil yazılmışlar. Öyle demek daha doğru olur. Hocam, arkadaşlar yavaş yavaş sona geldiğimizi işaret ediyorlar. Ben evet. kitabı size veriyorum. Evet. İster bir bölüm, isterseniz şunu nasıl atladık, konuşmadık denilebilecek bir değerlendirmeyle programı noktalayalım lütfen. Şunu mutlaka konuşmalıydık yahut şu bölümü aktarmalıydım
diyebilecek aklınıza ne geliyorsa onunla kapatalım. Tamam. Şimdi o kadar çok tabii kitabı elime aldım ve parçalarını gördükçe aklıma o kadar başka şeyler geliyor ki ne tarafını alsam, ne tarafını şey yapsam bir anekdot bulabiliriz belki kitapla ilgili. Evet. Mesela takımımızın 8 kişilik bir halı saha takımı olduğundan bahsetmiştim. Evet. Aslında futbolun bir futbol hikayesi olduğundan da bahsetmiştim. Bu takım hikayenin özünde bu takım bir Bayram Hoca diye bir futbol dervişiyle karşılaşıyor. Yani futbol dervişi diye tarif etmiş olduğum kişi de yine tıpkı bu 8 kişilik halı saha takımı gibi Alex'e gönül vermiş ama futbolun felsefesinden de çakan, çok derinden çakan, futbol üzerinden bir hayatı olmasına rağmen futbol üzerinden bütün hayatı anlatabilen, top üzerinden bütün her şeyi anlatabilen bir derviş karakter. Onun bir çeşitli konuşmaları var. Kitabın hemen her tarafında olduran şey aslında o. Onun bir parçasını okumak isterim. Maça 15 dakika kala iki takım da formalarını giymiş ve ısınmaya başlamışlardı bile. Bayram Hoca yine aynı cezbedici vaazıyla talebelerinin tam ortasındaydı. Bayram Hoca konuşuyor şimdi. Neyin içinde olursanız olun, vücudunuz onun şeklini almaya heves eder. İş o ki vücudunuz hevesinize zemin olsun canlar. Futbol topa göre şekil alma oyunudur. Vücudunuz topun her ihtimali için azami esnekliğe ve hafifliğe erene kadar futbolda nirvana'ya erilmez. Yerin sizi çektiği yalanına aldanmayın sakın. Ağırlığınızı olduğu gibi yere bırakan sizsiniz esasında. Hezarfen dediklerimi duysaydı kanatlarını söküp atardı üzerinden. Bir defa yere çakılmayacağınıza gönülden inanmaktır çünkü mesele. Buna inandığınız vakit bütün ağırlığınızdan kurtulursunuz. Sonrası bildiğiniz uçmak işte. Bakın topa yükselen futbolculara bazen kendi boyları kadar havalanıyorlar yerden. Bir daha aynı yüksekliğe sıçra desen sıçrayamaz. Haydi sıçrayın bakalım canlar. Hop hop hop. Futbolcunun hası toptur top. Çok teşekkürler hocam. Evet. Tam burada bitirelim. Evet. Arkadaşlarım şiddetle çünkü kes işareti yapıyor. Tamam, biraz fazla süremizi doldurmuş evet. Bulunuyoruz. Sevgili doktor, ne iyi ettiniz de geldiniz. Bir programı daha burada böyle keyif içinde birlikte gerçekleştirmiş olduk. Ben çok teşekkür ediyorum ağırlamış olduğunuz için. Sevgili izleyiciler, haftaya bir başka programda, bir başka konukta birlikte olabilmek dileğiyle yapımda yayında emeği geçen tüm arkadaşlarımla birlikte hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Hoşça kalın. Eyvallah.